merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte gratisten neler alalım, neler alabiliriz üzerine biraz konuşalım istiyorum. Birazcık fazla ürün var elimde ve bir tıkçık uzun bir video olacak. O yüzden hemen başlıyoruz. Tamamdır, başlamaya hazırız. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yüzümde görmüş olduğunuz makyajı burada anlatacağım ürünlerle yaptım. Daha doğrusu tabii ki hepsiyle yapmadım ama aralarından seçtiklerimle yaptım. Bazılarla başlayacağız. En son göz kalemleriyle falan çıkarız diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bakacağız bakalım. Hepsini swatchlamalı mıyım, swatchlamamalı mıyım onu da bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Gelişine gidiyoruz, tamam mı? Hadi bakalım o zaman. İlk olarak bir bazla başlayalım. Physicians Formula'nın Spotlight isimli bir makyaj bazı var. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir makyaj bazı olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle alınabilir ürünler arasında olduğunu da düşünüyorum. Alt ton olarak, daha doğrusu renk olarak biraz sarımtırak. Yani benim için tek sıkıntılı tarafı bu. Çünkü biraz fazla sarı bir ürün. O yüzden de şöyle birazcık elimin üstüne alayım ve size göstermeye çalışayım ürünü. Şu şekilde bir arkadaş görmüş olduğunuz üzere. Tek başına kullanmak için bence fazla sarı. Ben soğuk alt tonlu bir insan olduğum için bunu yüzüme tek başına böyle bu şekilde yapıştıramıyorum. Mümkün değil. Ama daha çok fondötenlerimle karıştırmayı seviyorum. Sonrasında aydınlatıcı olarak kullanmaya bayılıyorum ki görüyorsunuz nasıl bir aydınlık verdiğini. Yansımayı, parlamayı bence görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Makyaj bazı olarak belki biraz fazla gelebilir. Yani fondötenle karıştırmak yerine direkt cildinize uyguladığınız zaman gerçekten çok fazla geliyor. Bir kere birincisi benim gibiyseniz eğer çok sarı kalıyor. Benim gibi değilseniz de alüminyum folyo gibi geziyorsunuz. Folyo mu diyemedim. Oh ne güzel. Söyleyeceğim, başaracağım. Panik yok, sakiniz ve buradayız. Gayet her şey yolunda diye düşünüyorum. Eğer benim gibi değilseniz, yani soğuk alt tonlu değilseniz, sıcak alt tonluysanız da bu kadar fazla parladığı için bayağı bildiğiniz alüminyum folyo gibi geziyorsunuz. Hah, oldu bu sefer. Oley, yaşasın. Devam ediyoruz. O yüzden ne diyordum? Ben bunu tek başına uygulamaktan hoşlanmıyorum. Fondötenlerimi içine karıştırıyorum. Aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Çok uzun sürede gidebilecek bir ürün olduğunu düşündüğüm için ki gerçekten bende çok uzun zamandır var. Bu sebepten dolayı da gratisten alınabilecek ürünler arasına kendisini eklemek istedim ki gerçekten de yine söylüyorum güzel bir üründür. Alınabilir bir üründür bence diyorum ve bunu geçiyorum. Şimdi efendim geçiyoruz bir diğer bazımıza. İkinci olarak size göstermek istediğim baz da Wet n Wild'ın Impossible Primer isimli makyaj bazı. Bu arkadaşın kokusuna, dokusuna, her bir şeysine hayranım. Önce onu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu arkadaş hem matlaştırıyor, hem nemlendiriyor, hem gözenekleri gizliyor. Bu çocuk daha ne yapsın diyorum ve kesinlikle bence gratisten alınabilir ürünler arasında olmayı hak ediyor ve en birinci olmayı hak ediyor belki de öyle söyleyeyim. Yapısı çok değişik, çok ilginç bir yapısı var bunun. Böyle buzlu cam gibi, hep bunu söylüyorum ama gerçekten de öyle buzlu cam gibi görünüyor ve yüzünüze uyguladığınızda yüzünüze su çarpmış gibi hissediyorsunuz. Su gibi, inanılmaz güzel, inanılmaz hafif ve inanılmaz tatlı görünen, onun sonrasında da 8 saate kadar cildinizi parlatmadan dayandırabilen bir makyaj bazıdır kendisi. Kesinlikle alınır diyorum ve geçiyorum. İkişer ikişer gideceğimi söylemiştim. Şimdi bazıları bir kenara bıraktık ve fondötenlerle devam ediyoruz. İlk olarak size gerçekten bayıldığım, aşık olduğum bir şahaneden bahsedeceğim. Son zamanlarda kullandığım ve asla vazgeçemediğim, vazgeçmeyeceğim de bir fondöten kendisi. Physicians Formula'nın Butter Believe It isimli bu şahanesinden bahsedeceğim. Bendeki Fair Pale olan rengi. Şimdi hemen şöyle elimin üstüne bir tıkçık alacağım. Ve size rengi gösterdi. Ya bakar mısınız şunun güzelliğine? Uf, çok güzel bir fondöten. Şöyle yapayım, hemen göstermeye çalışayım ve birazdan akacak zaten o. Yapı olarak ipince, incecik bir yapısı var. İnanılmaz ince bir yapısı var. Bu incecik yapıya rağmen inanılmaz bir kapatıcılığı var. Gerçekten fazla kapatıyor. Yani resmen şov yapıyor. Öyle bir kapatıcılığa sahip. Çok güzel bir fondöten. Hem kapatıcı hem fondöten olarak da kullanabileceğiniz bir fondöten aynı zamanda. Şöyle bir dağıtalım hemen. Bir kere daha size göstermek istiyorum hemen rengini. Bendeki en açık rengi dediğim gibi ve kapatıcılığa bakar mısınız? Bu kadar incecik yapıda bu kadar nasıl kapatıcı olabiliyorsun anlayamadım. İsterseniz kapatıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben çok kapatıcı olarak kullanmıyorum açıkçası. Daha çok fondöten olarak kullanıyorum.
Bugün yine söylüyorum, cildimde görmüş olduğunuz fondöten bu. Duruşu mat değil, masmat bir fondöten değil. Parıl parıl parlayan bir fondöten de değil. Çok ortada, çok sağlıklı gösteren, çok güzel gösteren bir fondöten. Ve bu fondöten arkadaşlar, nasıl bir fondöten bilmiyorum ama fondöten misin, tutkal mısın ve mübarek diyorum kendisine. Çünkü gerçekten yüzünüze yapışıyor bu fondöten. Asla yerinden oynamıyor. Sıfır transfer, sıfır yerinden oynama, pütür pütür asla olmuyor. Kek kek asla durmuyor. Tam olarak cildiniz gibi görünüyor ve inanılmaz güzel gösteriyor. Bu fondöten kesinlikle alınırlar arasında bence. Gratisten neler alalım diye soracak olursanız en baş sıralarda size bunu gösterirdim. Aynen öyle. Hemen şimdi bir diğer fondötene devam ediyorum. Yine gratisten almanız gereken, daha doğrusu alınması gereken ürünler arasında bence yine ilk sıralarda olan bir tanesi, yine aşık olduklarımdan bir tanesi, size göstermek istediğim bir fondöten. Şimdi bu arkadaş 7 farklı ışıkta test edilmiş. Aynen öyle, ama ne olduğunu söylemedim değil mi? Söyleyeceğim. Neyden bahsediyorum? Tabii ki Wet n Wild'ın Photofocus isimli bu fondöteninden bahsediyorum. Dediğim gibi, bildiğiniz üzere 7 farklı ışıkta flaşlı ve flaşsız olmak şartıyla test edilmiş, fotoğraf dostu bir fondöten kendisi. Gerçekten çok güzel. Bu bendeki Dewy olanı değil. Dewy olanı da var elimde ama ben bunu daha çok seviyorum. Bu benim için daha önemli. Ivory, Rose Ivory olanıydı sanıyorum ki bendeki. Hayır, çok büyük sallamışım. Nude Ivory'ymiş bendeki. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Pembe alt tonlu bir fondöten severiz her zaman olduğu gibi. Hemen şöyle bir tıkçık elimin üstüne alacağım ve göstermeye çalışacağım. Nereye sürsek böyle yapsın. Evet. Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Ya bakar mısınız şunun güzelliğine? Buna aşığım ben. Gerçekten aşığım. Bunun yapısı da öyle çok kalın bir yapı değil. İnce bir yapı. Ve sürerken ve dağıtırken sizi asla zorlamıyor. Ciltle çok güzel bütünleşiyor. Ciltte çok güzel duruyor. Cildi bebek gibi gösteriyor. Bakar mısınız şu güzelliğine? Tamamen mat bir fondöten değil. Mat olarak geçiyor ama tamamen mat bir fondöten değil. Tamamen parlak bir fondöten de değil. Hani vıcık vıcık parlamıyor. Zaten mat olarak geçiyor dediğim gibi. Ama tamamen matlık da vermiyor. Daha böyle satene yakın bir görüntü veriyor. Cilt de inanılmaz güzel görünüyor. Orta kapatıcılıkta bir ürün bu. Öyle full kapatıcı falan değil. Ama artırabiliyorsunuz. Daha böyle biraz daha kapatıcı hale getirebiliyorsunuz. Çok güzel bir fondöten ve gerçekten de bassız bir şekilde 6-7 saate kadar benim cildimde rahat bir şekilde kalabiliyor. Onun sonrasında bir pudralama yapıyorum hani parlayan yerlerime falan. Sonra tekrar devam edebiliyorum ve gerçekten çok sevdiğim fondötenlerden bir tanesi olduğu için de bunu burada kesinlikle göstermek istedim. Alınabilecekler arasında yine ilk sıralardadır benim için. Çok seviyorum ve bundan da bir küçük bahsettiğime göre geçiyorum. Devam edelim bakalım. Şimdi de size bir kapatıcı göstereceğim. Liked'ın bu My Cover isimli kapatıcısı. Bendeki cream, 135 numara cream rengiymiş. Bu kapatıcı da gayet güzel bir kapatıcı. Günlük olarak çok rahat kullanabileceğiniz de bir kapatıcı aynı zamanda. Hemen şöyle uygulayayım ve göstermeye çalışayım. Yapısı öyle çok aşırı yoğun yoğun değil. Gayet günlük dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Çok rahat bir kullanımı var. Çok doğal görünen bir yapısı var. Öyle diyeyim, diyemedim. Ne diyeceğimi bulamadım. Neyse, şöyle bir görüntü var görmüş olduğunuz üzere elimde. Şimdi bunu bir daha atayım ve göstereyim size. Göz altlarınız size göre sorunlu değilse, altını çiziyorum, size göre. Siz problem ediyorsanız eğer göz altlarınızı, o zaman çok yeterli gelmeyecektir. Daha böyle alttan bir korektör bilmem ne, onunla desteklemeniz daha iyi olabilir. Eğer siz rahatsız oluyorsanız, olmuyorsanız kimseye ilgilendiren bir durum yok. Her zaman söylediğim gibi. Görmüş olduğunuz gibi görünüşü bu şekilde, gayet günlük, gayet doğal duran, çok güzel görünen, pıt 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 böyle inanılmaz su gibi karışan ve yerine oturan, uçup kaçmayan da aynı zamanda sadece bir tıkçık çizgilere dolabilen ama böyle parmakla bile pıt pıt yapsanız, böyle halletseniz onu orada, tamamen yerinde duran ve sabitlenen de bir arkadaş kendisi. Bu da bence gratisten alınabilecek ürünler arasında. Gratisten alınması gereken ürünler arasında diğer kapatıcılarım da tabii ki Beaulis'in bu Closet isimli kapatıcıları. Hemen şimdi bunları da bir tıkçık açıp göstereyim. Bende iki tane rengi var. İlk önce daha koyu olanını almıştım. Sonra o birazcık bana koyu geldiği için açık olanını aldım. İkisini de çok seviyorum. İkisini de çok severek kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ürünler bunlar. Hem uygun fiyatlı hem de güzel ürünler diyelim. Öyle söyleyelim. Eskiden daha uygundu tabii. Neyse.
Şimdi şöyle iki rengi var bende dediğim gibi. Yapıları kremsi, bayağı böyle krem krem ürünler. Ama çok yoğun bir yapıları yok. Yani gözün altına uyguladığınız zaman yoğun bir kapatıcılık vermiyorlar. Bunlar da yine günlük kapatıcı olarak çok güzeller. Göz altlarını kurutmuyorlar. Bu arada diğer ürünüm de göz altlarını kurutmuyordu. Onu da söyleyeyim. Bu da kesinlikle bence kurutmuyor. Göz altlarını kurutmuyorlar. Çok kolay dağılıyorlar. Orta halli kapatıcılıkları var ama günlük olarak çok yeterli ürünler diye düşünüyorum. Ve bunları da kesinlikle gratisten alınması gereken ürünler arasına koyuyorum ve geçiyorum. Devam edelim bakalım. Şimdi kapatıcıları bir kenara bıraktık. Pudralarla devam edeceğiz. Ben makyaj sırasına göre gitmeye çalışacağım. Nasıl makyaj yapıyorsam öyle hani sırayı şaşırmayayım diye öyle yapmaya çalışacağım. Pudralarla devam edeceğiz dediğim gibi. Dedim galiba değil mi? Finish It göstereceğim size. Beauless'in. Tabii siz bunun tipine bakmayın şu an. Çünkü tipi artık yerinde değil. Ben bunu kırdım. Maalesef kırıldı ve bantladım. Böyle saçma sapan bir hale geldi. Bir ara bunu o kadar çok kullanıyordum ki. Şunun haline bakın. Leş gibi oldu gerçekten ama çok seviyorum. Onu söylemek isterim. Ve bence bu fiyata alabileceğiniz en güzel pudralardan bir tanesi. Hemen şöyle de göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere bir rengimiz yok. Çok minnacık bir aydınlık verir gibi ama tam olarak onu bile vermiyor. Öyle söyleyeyim. Çok hafif bir aydınlatma yapıyor. Çok güzel sabitliyor. Gerçekten de mat tutuyor. Matlaştırıyor ve mat tutuyor. Öyle söyleyeyim. Tutuculuğu da gerçekten çok iyi bir ürün. İncecik bir yapısı var. Yüzünüzde varlığı yokluğu belli olmuyor. Kek kek durmuyor. Pütür pütür durmuyor. Gözeneklerin üstünde oturmuyor. Çatlamıyor, patlamıyor. Gerçekten de bu fiyata alabileceğiniz en güzel ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da alınması gereken ürünler arasına ekleyip geçiyorum. Bir diğer pudram da aldığımdan beri neredeyse hiç elimden düşürmediğim bir pudra. Gerçekten aldığım günden beri çok severek kullandığım bir pudra bu. Lighten toz pudrası. Şöyle bir tık tık açayım ve göstermeye çalışayım size. Şu şekilde bir arkadaş bu. Umarım dökmeden gösterebiliyorumdur. Bilmiyorum şu an ne yaptığımı. Evet, görmüş olduğunuz gibi ten rengine sahip. Yani böyle bembeyaz değil, yoğurt sürmüş gibi olmuyorsunuz bunu uyguladığınız zaman. Gayet cildinizle bütünleşen bir renge sahip. İncecik bir yapısı var. İp ince. Gerçekten ip ince, yok gibi bir pudra görmüş olduğunuz üzere. Hemen şöyle bırakayım şunu ve şöyle uygulamaya çalışayım. Yani görmüş olduğunuz üzere bir şey yok. Hiçbir şey yok çünkü gerçekten ip incecik, varlığı yokluğu belli olmayan bir arkadaş bu. Ama onun yanı sıra çok da güzel matlaştıran, iyi bir sürede mat tutan ve ölü ölü matlaştırmayan bir arkadaş. Onu söylemek isterim. Çok güzel, çok sağlıklı bir matlık alıyorsunuz bundan. Ve dediğim gibi ölü ölü matlaşmıyorsunuz. Yanı sıra da çatır çutur parça parça görünmüyorsunuz. Yine bunda da aynı şekilde alabileceğiniz toz pudra istiyorsanız eğer alabileceğiniz en güzel pudralardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Bunun bir de pembesi vardı ama ben onu maalesef bir türlü bulamıyorum, yakalayamıyorum. Bulursam ona da bakacağım. Şimdilik bununla idare ediyorum. Bu kadar küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten çok uzun süre sizi idare edebilecek bir arkadaş kendisi diyorum ve bunu da geçiyorum. Geçiyoruz bronzerlara. İlk olarak size göstermek istediğim bronzerda, gratisten alınması gereken ürünler arasında olan bronzerda kesinlikle Physicians Formula'nın bu Butter bronzeri gerçekten güzel. Kokusunu sevmiyorum baştan söyleyeyim ama bu onu sevmediğim anlamına asla gelmiyor. Şöyle bir arkadaş görmüş olduğunuz üzere kendisi bu tam bir bronzer. Bunda kontür falan yapamıyorsunuz. Ben denedim olmuyor. Yani tabii itelerseniz olur, neden olmasın, o da ayrı bir konu. Ama genel olarak bronzer olarak üretilmiş bir arkadaş bu, adı üstünde. Onun sonrasında hemen şöyle uygulayacağım ve göstermeye çalışacağım. Rengi sıcak görmüş olduğunuz üzere. Çok aşırı pigmentli değil. Hata yapma şansınız çok fazla yok bu ürünle. Çamur çamur durmuyorsunuz. Uyguladığınız zaman damga damga bir yerde birikmiyor. Çok kolay dağılıyor. Çok güzel görünüyor. İçinde çok minik minik ışıltıları olan bir ürün ama yüzünüzde disko topu gibi de görünmüyor. Onu da söylemek isterim. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Çok tatlı görünüyorsunuz. Çok güzel duruyor ve kalıcılığı da gayet güzel bir arkadaş bu. Yüzünüzü ısıtmak istiyorsanız bununla yapabilirsiniz ve çok da güzel yaparsınız. Alınması ürünler arasında mı? Evet. Diğer bir bronzerim daha size göstereceğim. Diğer bir bronzer da Lighten bu bronzeri. Bendeki
Hemen bakıyorum hangi rengi olduğunu, her seferinde unutuyorum. Gerçekten hiç aklımda kalmıyor. Neden bilmiyorum. Acaba hafıza ile ilgili problemlerim mi var benim? Bilemedim. Dark brown. Hayır, dark brown değil. Dark bronze olarak geçen rengi bendeki. Hemen şöyle açayım ve göstermeye çalışayım size. Şu şekilde bir rengi var. Rengi ve tonu gerçekten çok güzel. Renginin ve tonunun dozuna aşığım, öyle söyleyeyim. Ben bunu hem contour hem bronzer olarak kullanıyorum. Çünkü bence çok rahat kullanabilirsiniz o şekilde. Hemen şöyle uyguluyorum görmüş olduğunuz üzere. Rengimiz bu şekilde. Şöyle atayım birazcık. Öyle birdenbire dan diye yüzünüze yapıştırmamanız gereken bir arkadaş. Çünkü bayağı pigmentli, gayet pigmentli. Azar azar kullandığınız zaman hem contour'da hem bronzer'da çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bugün benim yüzümde de contour olarak uyguladığım ürün kendisidir. Gayet çok seviyorum. Dağılması, karışması, cilde oturması şahane, çok güzel. Kalıcılığı da çok güzel. Onun sonrasında yamalanmıyor, damgalanmıyor. Çok tatlı bir şekilde yüzünüzde uzun saatlerde kalabiliyor. O yüzden de bence kesinlikle alınası ürünler arasında diye düşünüyorum ve bunu da geçiyoruz aydınlatıcılara. Aydınlatıcılar konusunda hiç açıkçası zorlanmadım. Hani hangi aydınlatıcıyı seçsem de buraya koysam diye düşünürken hiç zorlanmadım ve elim hemen her zaman olduğu gibi tabii ki kendisine gitti. Mega Glow. Görmüş olduğunuz üzere zaten panını gördüğüm tek aydınlatıcıdır ve dünyanın en güzel aydınlatıcısıdır. Böyle bir şey yok. Gerçekten dünyanın en güzel aydınlatıcısı bence. Hemen şöyle bir tık çık alıyorum ve gösteriyorum. Ya bu inanılmaz bir şey. Bu yumuşacık, yumuşacık. Yani bakar mısınız? Yani ben daha ne diyeyim? İşte durum bu. Durum tam da görmüş olduğunuz üzere. Arkadaş bu. Ben hayatımda bu kadar güzel bir aydınlatıcı daha kullanmadım. Yumuşacık bir yapısı var. Ciltte çok güzel görünüyor. Kremsi bir dokusu var. Uyguladığınız zaman gözeneklerin üstünde asla durmuyor. Şarkılar, şiirler gibi karışıyor. Işıl ışıl misler gibi parlıyor. Soğuk alt tonlular için uygun olan rengi bu, ama bunun başka bir rengi daha var. İsterseniz sıcak alt tonluysanız siz ona da bakabilirsiniz tabii ki, ama ben bunu çok seviyorum. O da var elimde, ama ben buna aşık olduğum için bunu tabii ki burada göstermek zorundaydım. Göstermeden asla geçmeyecektim. Çok güzel, çok güzel. Gratis'ten alınası ürünler arasında bir aydınlatıcı daha göstereceğim şimdi size. Bu biraz daha değişik bir aydınlatıcı ve de çok güzel bir aydınlatıcı. Physicians Formula'nın Diamond Dust isimli aydınlatıcısı. Fenty'nin bir aydınlatıcısına muadil olarak galiba gösteriliyordu, öyle değil mi? Biraz zor açılıyor diyecektim, açıldı. Direkt beni yalancı çıkardı. Neyse. Şimdi hemen şöyle bir tık çık alıyorum ve göstermeye çalışıyorum. Bu arkadaş normal bir aydınlatıcı değil dediğim gibi. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ve şuraya uygulayayım hemen. Sadece simlerden oluşan bir arkadaş bu. İçinde yani tamamen yapı olarak öyle söyleyeyim mini minnoş simciklerden oluşuyor ve bu simler asla böyle takır tukur hissedilecek ve rahatsız edecek simler değil. Asla hissetmiyorsunuz bile ve şu şekilde görünüyor. İçinde böyle yanarlı dönerli bir takım simcikler var görmüş olduğunuz üzere. Yansıması çok güzel, böyle ıslak ıslak yansıyor. Çok acayip ve çok güzel görünüyor. Islak ıslak sim olarak nasıl görünüyor bilmiyorum ama şahane. Çok şahane gerçekten. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bunun kalıcılığı da gayet iyi. Siz çıkarana kadar yüzünüzden hiçbir yere oynamıyor. Olduğu yere yapışıyor. Çok da güzel yansıyor. Böyle sular, seller gibi ıslak ıslak görünüyor. Bayılıyorum, çok seviyorum. Bu bence kesinlikle elinizin altında olması gereken bir aydınlatıcı. Alın, dursun derim. Allıklarla devam edelim bakalım o zaman. Şimdi size iki tane likit allık göstereceğim önce. Ve gerçekten şahane iki tane likit allık göstereceğim. Bunların böyle mini minnoş olduğuna bakmayın siz. Çılgınlar gibi pigmentliler. Şimdi hemen gösteriyorum. Bir açayım daha. Evet, ikisini de açtım. Geldim, şimdi uygulayacağım. Önce iki rengi var bende zaten bu allıkların. Sweet Flash olanını bir uygulayacağım şöyle elime. Göstermeye çalışacağım. Bakar mısınız şuna? Yani bu nasıl bir şey? Hemen diğerini de bir uygulayayım. Onu da göstermeye çalışayım. Çok yoğun yapıları var bunların. Böyle likit allık ama bayağı krem krem, yani çok yoğunlar. Kıvam olarak çok yoğunlar. Yapı olarak da çok yoğunlar. Her yeri batırdım, imdat. Gerçekten her yeri batırdım ve bıraktım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi renklerimiz böyle. Bu Sweet Flash, bu da Rose Dream olan rengi. Bugün ben de bunu görüyorsunuz.
ve gerçekten de çok güzel görünüyor. Bunlar aşırı kalıcı. 8 saate kadar benim denediğim süre zarfı içinde 8 saate kadar hiçbir yere oynamadılar. Gayet oldukları yerde böyle dan diye kaldılar. Onu söylemek isterim. Şöyle bir tıkçık dağıtmaya çalışayım. Öyle göstereyim. Bunları, bu minnoşları, bu ufacık arkadaşları tipine bakarak ay bunlar minnoş ne kadar tatlı falan diye düşünüp de yüzünüze dan diye boca etmeye çalışmayın. Çünkü o zaman hemen elma yanağı dönüşü veriyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere aşırı pigmentliler. Gerçekten çok pigmentliler. Şunda ışıltı yok. Bu böyle altın yansımalı küçük küçük simlerden oluşan bir arkadaş grubu var içinde. Ama yüzünüze sürdüğünüz zaman sizi asla rahatsız etmiyorlar. Siz dağıtırken sabitlenmiyorlar da aynı zamanda. Yani ürünü rahatça yüzünüze yaymanıza, dağıtmanıza olanak sağlıyorlar. Ama dediğim gibi sonrasında yerlerine oturuyorlar ve hiçbir şekilde yerlerinden oynamıyorlar. Çok güzel görünüyorlar. Çok tatlı görünüyorlar. Şunların ambalajlarına bakar mısınız? Şu tatlılığı görün. Ne olur görün. Çok güzeller. Bunlara bayıldım ben gerçekten ve çok az kullanacağınız için de çok uzun süre sizinle kalacak ürünler diye düşünüyorum. Yani şunu yanaklarınızda istemezsiniz, öyle değil mi? Yani bence istemezsiniz, bilemedim. Belki de istersiniz. Kime ne? Geçiyorum. Yine bir allık göstereceğim size. Bu sefer krem bir allık göstereceğim. Yakın zamanda kanalda da birlikte kullandığımız bir arkadaştan bahsedeceğim. Beaulis'in Warm It isimli allığından söz edeceğim. Ben de sadece tek bir rengi var ama diğer renklerine de kesinlikle bakacağım, öyle söyleyeyim. Umarım bulabilirim tabii. Tamam, açtım. Şimdi şöyle bir arkadaş kendisi. Ben de ki bu arada hangisiymiş hemen onu da söyleyeyim, ismini daha doğrusu bulabilirsem söyleyeceğim. Hot Coral isimli rengiymiş bendeki. Şöyle bir tıkçık alıyorum ve göstermeye çalışıyorum. Bu biraz nasıl diyeyim size, biraz böyle vıcığımsı bir yapısı var. Krem ama vıcık bir krem. Benim hiç hoşlanmadığım tarzda bir yapısı var ama hiç merak etmeyin, yüzünüzde asla rahatsızlık hissi vermiyor. Ve görmüş olduğunuz üzere rengi de bu şekilde. Pigmenti gayet güzel. Hatta bir allık için bence fazla güzel. Onu da söylemek isterim. Çok pigmentli. Dikkatli uygulanması gerekiyor. Dikkatli uyguladığınızda yüzünüzde böyle pembe şeftali çok tatlı bir renk alıyorsunuz. Daha pembeye dönük ama içinde biraz da şeftalilik var bu ürünün bence. Zaten adından da anlaşılacağı gibi. Onun sonrasında kalıcılığı gayet güzel. Uygulaması gayet kolay. Duruşu çok şahane. İçinde minik minik altın yansımaları olan bir arkadaş benim elimdeki ama yüzünüzde rahatsız edici bir boyutta asla değil onlar. Bu da bence kesinlikle alınası ürünler arasında diye düşünüyorum ve geçiyorum. Devam edelim bakalım. Şimdi size iki tane gloss göstereceğim. Aynı markanın iki farklı rengini göstereceğim. Bugün dudaklarımda da görmüş olduğunuz renktir bir tanesi. Beaulis'in Plump It isimli glossları var bildiğiniz üzere. Şimdi size onları bir göstermek istiyorum. Bende iki tane rengi var. Bir tanesi rose, bir tanesi de rose quartz olarak geçen renk ama açılmıyor. Ve ben bir şey yaparken aynı anda başka bir şey yapamıyorum. Dikkatim dağılıyor. Tamam, gayet sakiniz, gayet her şey yolunda. İkisini de açtım geldim. Şimdi dudağımda görmüş olduğunuz rose quartz olan rengi, onu hemen şöyle bir uygulamak istiyorum. Şu şekilde parlamaya bakar mısınız? Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bulamadım nereye sokuşturacağımı. Bu da rose olan rengi. Bunu kanalda henüz kullanmadık birlikte. Ben dayanamadım, denedim ama öyle söyleyeyim. Bir videoda kullanacağız. Rengi çok güzel ama rose değil yani. Daha şeftaliye dönük bir rose bu bence. Bilmiyorum siz oradan nasıl görüyorsunuz ama bence şeftalimsi bir rengi var. Yani çok bayılmadım renk olarak. O benimle alakalı bir şey. Çünkü ben şeftalimsi tarzda böyle sıcak şeyleri çok sevmiyorum biliyorsunuz ki. Ama onun dışında çok güzeller mi? Evet, bence çok güzeller. Yani şu parlamayı görüyorsunuz değil mi? Sadece bu parlama için bile alınırlar, öyle söyleyeyim. Dolgunlaştırma özellikleri olduğu söyleniyor. Plump deniyor ama öyle bir şey yok kesinlikle. Sadece mentollü bir yapısı olduğu için biraz böyle ferahlık veriyor. O da dudaklarınız dolgunmuş hissi veriyor size, o kadar. Onun sonrasında da yapışmıyor. Sizi konuşturmayacak bir hale asla gelmiyor. Ama içlerden böyle o ağdalanma, ağdalaşma vardır ya, onu yapıyor. O yüzden çok içlere gelmeden kullanmak lazım. Ama fiyatına göre bence kesinlikle alınır ürünler bunlar. Alınabilir ürünler, öyle söyleyeyim. Şu parlamaya bakın ve siz de ona göre karar verin artık. Ben evet diyorum ve uğurluyorum. Devam edelim bakalım. Şimdi de size 4 tane ruj göstereceğim. Daha doğrusu bir tane rengini swatchlayacağım ama bende 4 tane rengi var. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Keep It'ler. Beaulis'in Keep It isimli bu kalem rujları. Bendeki
Hangisiydi bugün dudağımda olan? Göremiyorsunuz gerçi altında kaldığı için parlatıcıların, olsun. Interview olarak geçen 547 numaralı rujum şu an dudağımda olan. Hemen onu şöyle bir swatchlamak istiyorum açıkçası. Bunlar şahane, gerçekten şahane. O kadar kolay bir sürümleri var ki bunların. Yağ gibi kayıyorlar dudakta. İnanılmaz güzeller. Görüyorsunuz rengi çok güzel. Hepsinin rengi çok güzel. Kendinize göre tercih edebilirsiniz renklerini. Dediğim gibi opaklıklar çok iyi. Sürüm çok kolay. Dudaklarınızı asla çekiştirmiyorlar. Dudaklarınızı kesinlikle kurutmuyorlar da mat olarak geçiyorlar. Evet mat da görünüyorlar ama öyle ölümcül bir mattan bahsetmiyoruz burada. Gayet sakin bir matlık veriyorlar ve çok da güzel görünüyorlar bence dudakta. Bence kesinlikle alınası ürünler diye düşünüyorum ve uzun sürede dudakta yine kalıcı olarak kalıyorlar. Çok saçma bir cümle oldu ama kesmeyeceğim. Bunlar güzel, bunları alabilirsiniz. Geçiyorum. Geçiyoruz şimdi far paletlerine. Gratisten alınması gereken far paletleri nelerdir diye soracak olursanız hiç düşünmeden canım paletimden bahsederim ilk olarak ve öyle de yapacağım. Hemen şöyle açıyorum ve gösteriyorum. Tabii ki de Flash It isimli serisinin Crazy Lover isimli paleti Beauty'sin. Bu palet... Ben bu paleti her seferinde anlatıyorum, her seferinde anlatmaya devam ediyorum, her seferinde anlatmaya devam edeceğim. Gerçekten bir şahane. Bunu söylemeyi isterim ve söylerim de çok rahat bir şekilde. Cayır cayır bir palet bu arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Hemen şimdi bir swatchlayacağım. Şu şekilde bir baştan swatchlayalım, bakar mısınız? Bakar mısınız? Uf 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 uf. Görüyor musunuz? Bunu azaldım. Neden öyle yaptım? Hemen biraz daha alacağım. Şöyle hem yani evet tamam kral tamam şimdi oldu. Yani bu palet hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü her seferinde çok konuştum hakkında. Yani söyleyebileceğim sadece ne biliyor musunuz? Yine konuşacağım. Evet söyleyeceğim yine söyleyeceğim. Yani böyle bir palet istiyorsanız, renkli bir palet istiyorsanız hiç düşünmeyin. Gözünüzü kapatın gidin alın gelin. Bu kadar. Bu kadar. Yani... Ne diyeceğimi bilemiyorum. Görüyorsunuz ışıltılar cayır cayır yanıyor. Gerçekten çok iyiler. Matlar da iyi ama ışıltılar benim daha favorim öyle söyleyeyim. Çok güzeller. Işıl ışıl parlıyorlar. Asla yerlerinden oynamıyorlar. Katlanmaya birikmiyorlar. Siz çıkarana kadar gözünüzden oynamıyorlar. Asla uçmuyorlar, kaçmıyorlar. Şahaneler. Çok güzeller. Kesinlikle alınır bir palet olduğunu düşünüyorum. Yalnız bir tek sorunumuz ve kusurumuz var. Bu paleti yüz makyajınızdan önce kullanın. Çünkü dökülüyorlar ve döküldükleri yere yapışıyorlar. O çok büyük sıkıntı oluyor. Onun dışında bir şahane kendisi ve burada kesinlikle olacaktı. Oldu da geçiyorum. Alın bunu. Devam edelim bakalım. Şimdi yine size far paleti göstereceğim. İki tane mini minnoş far paleti görüyorsunuz elimde. Wet n Wild'ın ikisi de Color Icon. Color Icon artık nasıl diyorsanız. Serisinin paletleri bunlar. Şöyle göstereyim ve diğerini de açayım. Tamamdır açtım geldim ve şöyle göstermeye çalışıyorum size. Allah'ım ya Rabbim konuşacağım inşallah ya. Gerçekten boğulmadan konuşacağım. Başaracağım bence. Devam edelim bakalım. Şimdi ilk olarak görmüş olduğunuz paletimiz böyle pembeli morlu. İçinde bir katlanma rengi olan da gayet güzel bir arkadaş. Hemen şöyle pembeli ve morlu bir swatch yapalım diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Uf, şu çok iyi. Hemen şundan da bir tık çık alıyorum ve... Uyguluyorum. Şunun rengi zaten şahane. Bu da yine aynen öyle. Ve bu da yine aynen öyle. Çok güzel. Bu palet çok güzel. Bunun renkleri de çok güzel. Pigmentleri de bu ikisi de aslında öyle. Renkler, pigmentler gerçekten şahane. Şahane ötesi yani. Diğerini de göstereyim hemen size. Bu da gerçekten çok güzel görünen bir palet. Özellikle şu koyu kahvenin yanındaki renk var ya. O bir aşk. Ve bugün benim gözümde de o var. Makyajımı bugün bu paletle yaptım. Çok da memnunum kendisinden. Bayılıyorum. Şimdi hemen tabii ki o rengi alacağım ve göstermeye çalışacağım size. Bir de buradan bir renk alalım. Bir de şunu alalım hadi buradan da. İkisi hakkında da konuşacağım şimdi. İkisinin de pigmentleri, renkleri, dağılmaları, karışmaları, görünüşleri, göze oturmaları... İnanılmaz şahane. Asla gözünüzü yormuyorlar, üzmüyorlar. Böyle sular seller gibi dağılıp karışıyorlar. Gerçekten de öyle. Onun sonrasında da siz makyajınızı çıkarana kadar hiçbir yere oynamıyorlar. Saatlerdir gözlerimde duruyor kendileri ve kendilerine bayılıyorum. Bu bahsettiğim iki arkadaş da bence
gratisten kesinlikle alınması gereken ürünler arasında. Ben neden böyle hem düşünüp hem konuşamıyorum acaba? Geçiyorum. Eyelinerlara geçiyorum. Hemen size bir eyeliner göstereceğim. Aldığım günden beri kendisine aşığım, öyle söyleyeyim. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum hakkında. Siyahlık mı istiyorsunuz? Var. Vurgulasın mı istiyorsunuz? Var. Akmasın, bulaşmasın mı istiyorsunuz? Var. O da var kesinlikle. Ama benimki bozuldu bu arada, onu da söyleyeyim. Yenisini alacağım. Şöyle bir uygulayayım ve göstermeye çalışayım. Bu ne böyle? Bu nasıl bir siyah? Bu siyahın kaçıncı büyüleyiş seviyesidir böyle? Ben bilmiyorum. Şuna bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok güzel. Yerinden asla oynamıyor bu arada. Gözünüze uyguladığınız zaman dağılma, bulaşma, akma, dökülme asla hiçbir şekilde olmuyor. Ve bu siyahlık nedir böyle? Kıl fırça olduğu için de benim için kullanımı çok daha kolay. Ben kıl fırça daha çok seviyorum, ona karar verdim. Ayrıca bence Dragit'e 10, 100, 1000, milyon basar bu. Böyle düşünüyorum. Bu benim fikrim. Siz onu seviyorsanız tabii ki onu da alabilirsiniz. Ama bence kesinlikle ve kesinlikle alınması gereken ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çok seviyorum. Ben de alacağım. Yakında ben de yenisini alacağım. Fırçam benim kapaktan dolayı zannediyorum ki bozulmuş. Şaşırabilirsiniz ama size bir kaş kalemi göstereceğim. Ve bu kalem konusunda çok ısrarcıyım, öyle söyleyeyim. Liked'ın bir kaş kalemini kullandım ve hayatımda sevdiğim tek kaş ürünü olmuş olabilir kendisi. Böyle keçe ucu var, kıl atar gibi bir ucu var, öyle söyleyeyim. İsterseniz kıl atabilirsiniz ama ben yok, ben kıl atmayacağım efendim, böyle bir şey istemiyorum derseniz de dümdüz ucunu kullanıp gayet kaşlarınızı boyayabilirsiniz. Şöyle bir rengi var görmüş olduğunuz üzere. Bence kaşa çok uygun bir rengi var. Çok silik ama kaşları yine de belirginleştirebilecek bir renk olduğunu düşünüyorum. Bence pigment olarak çok yeterli. Kalıcılığı şahane, duruşu şahane ve likit bir ürün olmasına rağmen kurumaması da çok şahane. Çok uzun zamandır elimde. Yenisini hala almadım. Hala eskisi elimdeki ve hala işe yarıyor, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Bu alınır mı? Net. Gratisten alınması gereken ürünler arasında bir kaş ürünüm daha var. Bir de ondan bahsedeyim size istiyorum şimdi bir tık çık. Beerless Raise It isimli bir kaş farı var elimde. Bende olan rengi kaç ve numarası ne? Medium brownmuş bendeki, aynen öyle. Şöyle göstermeye çalışayım. İkili bir far, biri daha açık, biri daha koyu. İkisi de çok güzel bu arada. Kaş için bence çok uyumlu tonlar. İkisi de öyle. Ama kaş için yine çok fazla pigmentliler. Onu da söylemek isterim. Nereye? Şuraya ve şuraya yapalım. Bakar mısınız? Bu kadar pigment bir kaş için çok fazla. Ama kontrollü bir şekilde uyguladığınız zaman gayet güzel kaşı boyuyorlar. Bugün benim kaşımda yine kendileri var. Çok güzel görünüyor. Eğer kontrollü uygularsanız çok da doğal tutabiliyorsunuz aynı zamanda. Siz çıkarana kadar hiçbir yere uçup kaçmıyor. Kaş da çok güzel de uyum sağlıyor alt ton olarak da, küllü tonlar oldukları için. Gayet güzel kullanılabilir bir far kaşı. Kaş farı olduğunu düşünüyorum ve bunu da geçiyorum. Bence bu da kesin alınır, öyle söyleyeyim. Geçtim. Devam edelim bakalım. Şimdi maskaralarla devam edeceğim ve iki tane maskara göstereceğim size. İlkini gördüğünüz zaman asla şaşırmayacaksınız. Çünkü kendisine olan tutkumu gayet iyi biliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen ama düzgün tutup göstereyim, değil mi? Liked'ın Blackest Black isimli bir maskarası var ve ben onunla aşk yaşıyorum bildiğiniz üzere. Çok güzel bir maskara. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok güzel. Simsiyah kirpikler mi istiyorsunuz? Kirpiklerimi böyle simsiyah vurgulasın mı istiyorsunuz? Evet, vurguluyor. Up uzun kirpiklerim olsun mu diyorsunuz? Evet, oluyor. Dolgun dolgun görünsün, böyle bol hacimli olsun mu diyorsunuz? Evet, onu da yapıyor. Yani bu çocuk daha ne yapabilir? Bana birini söyleyin. Aynı zamanda akmıyor, dökülmüyor, bulaşmıyor. Gerçekten bir şahane. Fiyatı da gayet uygun. Kesinlikle alınması gerekenler arasında mı? Evet. Hemen diğer aşk yaşadığım rimelleri şimdi size göstereceğim. Birisiyle yaşıyorum, birisiyle yeni başladık daha, öyle söyleyeyim. Fake it'lerden bahsediyorum tabii ki de. Yani bunlara aşık olunur zaten. Bunlara başka bir şey olunamaz. Bunlara sadece aşık olunur, öyle söyleyeceğim. Fırçalarını biliyorsunuz ama yine de göstermek istiyorum. Az öncekini göstermedim değil mi? Olsun. Yoruldum artık sonlara doğru. Şöyle bir fırçası var. Yok gibi bir fırça. Biliyorsunuz zaten bunun fırçasını. Bugün gözümde de hem liked var
hem de bu Fake It'in siyahı var. Bunlar, ikisinden de bahsediyorum şu anda, hem kahverengisi hem siyahı. İkisi de aynı şekilde kirpikleri uzatıyor, kıvırıyor. Çok güzel hacim veriyor ama daha çok çok güzel uzunluk veriyor. Bence tek tek ayırmıyor bunlar. Ben bunu hep söylüyorum. Azıcık böyle birbirine yapıştırarak uzatıyor ve hacimlendiriyor ama gerçekten çok güzel gösteriyor. Bayılıyorum. Yani bayılıyorum. Daha ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece bir tek sorun var. Bu benim için bir sorun değil ama bazı insanlar için sorun olabilir. O yüzden bunu söylemek istiyorum. Çok minicik, ufacık, küçücük İğne ucu kadar dökülmeler yapabiliyor. Şöyle yaparsınız geçer. Hani bazı maskaralar için bunu söyleyemiyorum. Çünkü hani böyle patır patır dökülürse ona yapacak bir şeyimiz olmuyor tabii ki. Ama bu tolere edilebilir bir dökülmede diye düşünüyorum. Ben o yüzden de gayet seviyorum, gayet aşığım. Ve gratisten alınması gereken, kesinlikle alınması gereken ürünler arasında olmaları gerektiğini de düşünüyorum. Ve geçiyorum. Ben biraz yoruldum. Ve çok teklemeye başladım. İmdat. Gelelim şimdi sondan bir önceki ürünleri daha doğrusu göstermeye yaşasın bitiriyoruz. Şimdi 4 tane kalem var elimde, dudak kalemi. Dudak kalemi aşıklarını şöyle biraz daha yakına alayım istiyorum. Başta ben olmak üzere. Şimdi dudağımdaki kalemi önce göstermek istiyorum. Lighten Brave isimli bir dudak kalemi var ve çok şahanedir, bayılıyorum. Nereye? Şuraya. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Opaklığı, rengi, sürümü, her şeyi çok güzel ve çok kolay ve kalıcılıkları da hiç fena değil bu asansörlü olanların. Bunlar gerçekten çok güzel. Bunlara bayılıyorum. Eğer asansörlü istemiyorum diyorsanız da o zaman asansörsüz olanlarına bakabilirsiniz. Lighten ve Beerlessing olmak üzere yine bunlar da çok güzel. Opaklıkları çok güzel, duruşları çok güzel, sürümleri çok kolay, kalıcılıkları çok iyi. Hepsi bunların çok iyi kalemler. Bu da yine Beerlessing Honey isimli bir kalemi. Bunu da göstermek istiyorum size. Bu asansörlü olan versiyon. Nereye? Onu da hadi şuraya. Bu da bu şekilde. Benzer tonlar bendeki tonlar zaten. Ama hepsi birbirinden güzel. Gerçekten öyle. Dudak kalemi arıyorsanız ve uygun da fiyatlı bir şeyler olsun istiyorsanız gratisten alabileceğiniz en iyi kalemler bunlar. Gerçekten öyle. Geçiyorum. Son olarak şimdi iki tane de göz kalemi göstereceğim size. Yine gratisten alınması gereken ürünler arasında olduğunu düşündüğüm iki tane göz kalemi var elimde. Bir tanesi Lighten, bir tanesi Beerlessing. Hemen şöyle Light olanı bir uygulamak istiyorum elime. Jungle Green olarak geçen bir rengi var bunun. İsmi var daha doğrusu ve rengin güzelliğini görüyor musunuz? Bu gördüğünüz renk var ya, gözünüzün içinde de dışında da her yerinde de aynı şekilde görünüyor. Onun sonrasında bir sabitleniyor ki asla yerinden oynamıyor. İnanılmaz güzel bir kalem yapmışlar. Çok tebrik ediyorum ve çok bayılıyorum kendisine, öyle söyleyeyim. Onun sonrasında bugün gözümde görmüş olduğunuzda elimdeki bu pearl rengi olan kalem. Açamadım. Onu da hemen şuraya uygulamak istiyorum. Dediğim gibi gözümde de bugün, gözümün içinde de bugün bunu görüyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Yumuşacık bir ucu var. Işıltılı bir yapısı var. Kolay bir uygulaması var. Sabitlenmesi de var. Daha ne olabilir acaba? Gayet güzel. Bunları da çok seviyorum ve gratisten alınması gereken ürünler arasında olduklarını düşünüyorum. Ve evet, bugün size bence gratisten alınması gereken ürünlerle ilgili bir video çekeyim istedim ve böyle bir video çıkarmış olduk ortaya. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Yapamadım yine. Neden bu kalbin iki ucu birleşmiyor? Artık birleşsin.